Oyunumuz Breath of the Space Global Game Jam 2021'de başladığımız bir proje. O ekipten şu anda sadece ben, Ayça ve Kıvanç varız. Ardından bu Global Game Jam sonrası geliştirmeye devam edenler diye bir etkinlik düzenlediği nok. Oradan Meta Baykal aramıza katıldı. Ardından bu geliştirdiğimiz projenin devamını bu dersin kapsamında da gerçekleştireceğimizden dolayı projeye ekip arkadaşlarımız dahil oldu. Bunlar Ahmet Hancıoğlu, Concept Art ve Level Design uğraşıyor. Ayşe Metin Global Game Jam'de de vardı. Kendisi devam ediyor. Level Designer ve Environment Design olarak çalışıyor. Ben varım. Unreal Engine Developer ve projenin yönetimi işte bu Unoki ile iletişim tarzı şeylerle uğraşıyorum. Dilara Karagül ile karakter dizayn ve animasyon işlerine bakıyor. Erdem Duman oyunumuzun müziklerini yaptı. Furkan Turan şu anda halihazırda Unreal Engine Developer olarak çalışıyor. Kıvanç Ünver 3D Artist. Mert Karakaya Texture Artist ve karakter dizaynla uğraşıyor. Ardından Yiğitan var. Yiğitan Albulak da Unreal Engine kısmı ile ilgileniyor. Grubumuzun tanıtımını yaptıktan sonra dönem başından beri neler yaptığımızı anlatabilirim. Dönem kapsamında oyuna başladığımızda çok az şey vardı oyunda. Sadece oyunun temel bir iki mekaniği yazılmıştı. Hareket ve ateş etme gibi. Onun dışında eklediğimiz sadece 3 level oyunun şu anki halinde hala hayatta kalabilmiş durumda. Onlarda da belli bir optimizasyon söz konusu. Bir iki toplu brainstorming toplantısından sonra ekibi ikiye böldük. Art ve Development olarak. Art ekibi projenin konsept artlarının baştan oluşturulması işleminde koşturdular. Milanot kullandık proje takibi için. Burada oluşturduğumuz konsept artları nelerden ilham aldığımızı, moodumuzun nasıl olacağını, hayal ettiğimiz mekanları topladık. Ardından biz de developerlar olarak oyunun hangi mekaniklerinin düzenlenmesine, hangi mekaniklerinin yazılması gerektiğine dair kararlar aldık. Tek tek şimdi boardları gezmek istiyorum. İlk boardumuz Environment boardu. Burada oyunumuzun hikayesinden bahsedebilirim biraz. Oyunumuz bir uzay madeninde geçiyor. Bu uzay madeninde 2200 yıllarında açılmış uzay madeni 2250 yılında gizemli bir şekilde işlevine son verilmiş bir işte istilaya uğramış. Biz ise bundan belli bir süre sonra bu istila edilmiş uzay madenini kurtarmak üzere yollanmış bir astronotuz. O yüzden oyunumuz hem birazcık karanlık, biraz sci-fi teması var, biraz işte korku teması olabilir. Aksiyon, roguelite tarzı bir oyun düşünüyoruz. Bu yüzden buna uygun şekilde mood boardlarımızı hazırladık. İlham alacağımız renk paletlerinden tutun, işte kendi özel tasarım logolarımıza kadar bunları tasarladık. Ardından bir yandan Ahmet ve bütün art ekibi buna uğraşıyor. Dilara da karakter dizaynının için uğraştı. İşte uygun olabilecek karakterlerin bulunması, bizim karakterimizin hangi yapıda olmasına gerektiğine dair. Ardından modellemeye de başladı karakter dizayn için. Ahmet ve Mert bizim assetlerimizin üretimini sağlarken Ayça ile birlikte üçü level'larımızın üretimine başladı ve ilk yeni level'ımızı oluşturduk. Diğer ki 3 level'dan çok daha farklı bir yapıya sahip. Ayça ise level design'da kullanılacak procedural, wall'dur, zemindir, işte koridordur. Bu tarz yapıların tamamen kod ve parametrelerle üretimini sağlayacak tool'lar geliştirdi. Bunları da şu anda level'larımızı tasarlarken kullanmaya başladık. Ardından oyunumuzun mekaniklerinde eklediğimiz şeylerse direkt silah satın alma sistemi olmasa da bunun temellerini atacak birkaç mekanik ekledim ben. Fazla hatası vardı normal işte. Karakterin yürümesinden ölümüne çoğu şeyi hatalıydı. Onların temizliğini yaptım ve sıfırdan bir yapı kurdum. Te ve Furkan örümceklerimizin animasyonlarını tamamen değiştirip birer yapay zeka sistemi yazdılar. Furkan'ın duvarda yürüme sistemini kullanıyoruz. Şu anda örümceklerin duvarda yürüyebilmesini sağladık. Mete de bu örümceklerin bir pet üzerinde yürümesi, oyuncuyu gördüğünde takip etmesi ve saldırı animasyonlarının değiştirilmesini yazdı. Ardından üçümüz toplanıp bunların hata düzeltmelerini gerçekleştirdik. Şu anda projemiz bu aşamada. İlerleyen günlerde hem level olarak ilerleme kat etmeyi düşünüyoruz. Hem de aklımızda birkaç farklı yaratık türü var. Düşman olarak nitelendirebileceğimiz. Şu anki durumumuz bu şekilde. Bir sonraki briefingde görüşmek üzere.